Serbest Makine Mühendisliği sponsorluğunda devam eden sohbet vakti programımız Gümüşhan Otel'de devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Hızlı bir seçim süreci atlattık. Seçim sürecinden sonra da hakikaten Ömer abi farkını ortaya koydu. Yani başkanım kelimesinden de çok hoşlanmıyor. Doğrudur. Protokolü pek sevmiyor. Hakikaten yani rahat takılıyor, tişörtle dolaşıyor. Yani çok rahat bir belediye başkanı ve farklı bir belediye başkanı. Bir 50 günlük süreç de geçti. Nasıl görüyorsun bu 50 günlük süreci? Şimdi şöyle, 50 günlük süreçte açıkçası ben bile hayretler içerisindeyim. Yani ben Ömer Başkan'la 8 aylık bir seçim süreci geçirdim. Kendisinin karakteri hakkında az çok diğer insanlara göre daha bilgi sahibi olan bir seçmen gözüyle baktığım zaman, bir vatandaş olarak, bu ilçenin vatandaşı olarak ben de şu anda Ömer İşçek Başkanımızın performansından hayretler içerisindeyim. Gerçekten umduğumuzun çok daha ötesinde bir hizmet çalışması yürütmekte. Efendim, vaat etmiş olduğu projelerle ilgili altyapı çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başladı. Zaten biliyorsunuz, 10 günlük hayırlı olsun kabulünü yaptı. 10 gün sonra doğrudan sahaya çıktı ve çalışmalarına başladı. En önemlisi şu, her belediye başkanı biliyorsunuz, makama oturduğu zaman hemen işçi çıkarmaya başlar. Kendi ekibini oluşturmaya başlar. Ömer İşçek Başkanım şu anda belediyede bir önceki belediye başkanından kalan ekiple çalışmaya aynen devam ediyor. Hiçbir işçi çıkarılması söz konusu olmadı. Zaten bu konuda malumunuz kamuoyuna bir şeyi vardı, beyanı vardı. 6 ay boyunca hiçbir şekilde belediye çalışanlarını çıkarmayacağım. Benim performansıma ve çalışma sistemine uyum sağlayan herkes de belediyede çalışmaya devam edeceğim demişti. Biz bunu şu anda bizzat fiil olarak gözlemliyoruz. Onun haricinde bu ilçe Ankara'ya giden çok belediye başkanı gördü. Böyle bir fısıltı gazetesi, işte bir belediye başkanı makamından uzaklaştığı zaman ne derlerdi? Ankara'ya gitti. Gazetelerde manşet yapılır. İşte malum şu belediye başkanı Ankara'ya belediye çalışmaları için gitti falan diye. Ama biz onun, yani bundan önceki belediye başkanlarının Ankara'da herhangi bir resmini vesairesini göremezdik. Şu anda bizim belediye başkanımız yaklaşık Ramazan'ın ilk haftası bir haftalık bir Ankara seyahati oldu. Ankara seyahatinde kendisinin paylaşmadığı fakat AK Parti ilçe başkanımız Kemal Sancaktar'ına dahil olduğu süreçte paylaşmış olduğu Ankara çalışmalarını yakinen takip etme imkanı bulduk. Yapmış olduğu tüm Ankara ziyaretlerinde seçim esnasında seçmene vaat etmiş olduğu projelerle ilgili bakanlıklarda birebir görüşmelerini tamamladı, sözlerini aldı ve malumunuz olduğu üzere en takip edilen, en revaçta olan hizmetimizden bir tanesi doğalgaz. Tabii ki doğalgaz çalışmasında AK Parti Kortel Teşkilatımızın yapmış olduğu geçmişte ve bugün yapmış olduğu çalışmalar için kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. Bu çalışmaların üzerine belediye başkanımızın da somut olarak bu hizmeti hızlandırmak adına yapmış olduğu görüşmeler olumlu sonuç vermiş olup AK Parti ilçe başkanımız da kamuoyuna ilan ettiği üzere 31 Mayıs'ta inşallah konudaki ihale gerçekleşecek ve gerek hükümet partimizin gerekse belediye başkanımızın yine kamuoyuna yapmış olduğu açıklama üzerince Ocak ayında ilçemizde doğalgaza ilişkin ilk kazma vurulmuş olacak. Ve Allah izin verirse herhangi bir aksaklık olmadığı sürece biz bir sene sonra bu ilçede doğalgazla ısınma ve diğer faaliyetlerimizi başlatmış olacağız. Yine malumunuz olduğu üzere işte Turizm Bakanlığı'na yapılan bir ikili görüşmeyle C8'den C9 sınıfını atlamış bir ilçeyiz şu anda. Bu nedir? Zaten ilçemiz halkına belediye açıklamasını yaptı. Hem kadro olarak hem İller Bankası'ndan gelen bütçeden almış olduğumuz pay olarak ilçemiz bir level derler normalde. Evet. Bir level atlamış olduk. O manada da başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu tüm proje, maalesef tüm projenin altyapı çalışmalarını bakanlıklarda şu anda belediye başkanımız görüşmelerini tamamladı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu görüşmelerin semeresini somut olarak almaya başlayacağız. Fakat beni gerçekten en çok heyecanlandıran, hani
kapalı hayvan pazarı projesi. Bu manada da ilçemizin ekonomisine doğrudan katkısı olacağına emin olduğumuz bir proje. Kapalı hayvan projesi. Bu konuda da somut adımlar atılmış olup tahsisler gerçekleşti. İnşallah yakın zamanda da o başlayacak. Ben şunu söylüyorum. Belediye başkanımız da hep söylemişti seçim sürecinde. Benim öncelikli hedefim bu ilçenin vatandaşı olarak sizlerin cebine para girmesini sağlamak. Bundan sonra sizin müreffeh bir hayat sürmeniz ekonomik olarak kalkınmamıza bağlı. Ekonomik olarak rahat olan bir insan seyahat ve diğer önceliklerini dikkate alır. Dolayısıyla bu manada hizmetlerin devam edecek. Yani 50 günde yapılan hizmetler bunlar. Şimdi geçmişte bir mahalle parkının bile ilk ayda tamamlanmadığını tabii, evet. Bizler bizzat gözlerimize şahit biliyoruz, olduk. Evet. Ve şu anda 6 günde 10 dönümlük bir park yapılıyor ise bu seçim esnasında vaat edilen projelerin tamamlanması konusunda artık bizlerin fikir veriyor. Bizlere bir fikir veriyor. Tabii, başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar. Var. Son yapılan o spor kompleksinin olduğu yer 45 günde de yani orası sadece bir yüzme havuzu olarak da bakmamak lazım. İçinde tenis kortu var, basketbol sahası var. Futbol, halı, kapalı halı sahamız var. Şehitler Parkı'ndaki büyüklükte, o aynı evet. Büyüklükte bir halı sahamız var. Evet. Hamam sauna. Hamam sauna var değil mi başkanım? Var diye biliyorum. Başkanımız projenin resimlerini attı, bizimle paylaştı. Var, yani hamam sauna olursa da çok güzel. Gerçekten var. Ve artı çok güzel bir kafeteryası var. Evet. Geniş, büyük. Antalya'da da üçüncü yarı olimpik kapalı olacakmış, evet. Havuz olacağı konusunda da başkanımızın beyanı var. Yani gerçekten başkanımız hızlı. İnşallah bu hız kesilmeden devam eder başkanım. İnşallah. Biliyorsunuz yani, 11 Haziran'da, 10 Haziran'da da toplam çözüm ekibi olarak adlandırılmış olduğumuz 52 mahallemizdeki belediye çalışmalarına başlanacak. Orada da belediye başkanımız daha önce de görüştüğü üzere seçim esnasında vatandaşlarımız hitap ederken de beyan ettiği üzere toplam çözüm ekibi adı altında yapmış olduğu çalışma ile her mahallemizde o mahallemizin öncelikli hizmetlerini belediyemiz tarafından gerçekleştirecek. Yine kıl çadır otağımız oralara da kurulacak. Tabii onu söylemeyi unuttuk başkanım. Onu unuttuk söylemeyi. Belediyeyi Kılçadır'a taşıdı Ömer Başkan. Orada işte misafirlerini de Kılçadır'da ağırlıyor ve gerçekten otağı gibi olmuş. Hakikaten hoş, güzel bir şey. Yani şablon olarak baktığımız zaman belediye başkanımız hakikaten ülkedeki diğer ve ilçemizdeki önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu çalışma sistemini tamamen farklı bir şekilde yürütmekte. Bahsettiğiniz üzere takım elbise modundaki bir belediye başkanından çıkmış spor kıyafetleriyle devamlı inşaat sahasında, proje sahasında olan işte ayakkabılarına baktığımız zaman devamlı tozlu ayakkabıları olan işte devamlı bir bakıyorsunuz projenin başında, bir bakıyorsunuz sahada çalışan belediye işçimizle bir çiçek dikmeyi tarif ediyor belediye işçisine. Bu çiçek diyor böyle dikilir diyor. Oraya gidiyor. Bir bakıyorsun işte gençlerle basketbol oynuyor. Hani gençlerimizi de ihmal etmiyor. Yine bir bakıyorsunuz bir annemizin yanına oturmuş. Onunla beraber yufka açarken ona yardım ediyor. Böyle bir belediye başkanımız var. Halkla iç içe olan bir belediye başkanımız var. Esnafa gidiyor nasıl diyor. Bugün diyor çıtah yapabildim mi diyor. İşte ona bir takım tarifler veriyor. Buna da şahit olduk. Dolayısıyla sabahtır evinden çıkan, gece 2'de evine giren bir belediye başkanımız var. Mütemadiyen bu şekilde. Hani biz şunu da gördük. Haftada bir defa belediye uğrayan belediye başkanları da gördü bu ilçe halkı. Dolayısıyla yerinde duramayan, adeta atom karınca gibi başkanım, her daim çalışan bir belediye başkanımız artık, var. Daha ne olsun? Artık vatandaşlardan ismi de şeye çıkmaya başladı yani deli başkana çıkmaya başladı söylemesi. Öyle mi? Yani işte şöyle eskiden hani deli oğlan falan diyorlardı onu duydum işte, ben. Hani şöyle de bir şeyimiz var. Bizim atasözümüz var işte atın iyisine doğru yiğidin iyisine deli diye. Hakikaten şey yapınca milletin bir profilinde
yani beklediği profilin dışında bir hizmet görünce, başkan görünce karşısında, tabii bu aslında kötü manada söylemiyorum bunu, işte sevdikleri için. Tabii ki. Yani benimsemişler ki. Benimsedikleri için yani, işte bizim deli olan gibi. Aynen. Bir de şey var Hüseyin Bey farkında, sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Şeffaflık var belediye başkanımızda. Evet, kesinlikle. Belediye başkanımızın sosyal medyada bir sayfası var. O sayfasında... Biz ondan şikayetçiyiz ama başkanım ya. Biz haber yapamıyoruz. Haber yapamadan. Biz yapsaydık. Yani yaptığı tüm icraatları en kalbi açık bir şekilde... aynen ilçe başkanı olarak bize vermiş olduğu bilgilendirmenin aynısını belediye başkanımız sosyal medya hesabından halkımıza paylaşıyor. Ve bu paylaşımı yaparken de acaba halkımız bu yapmış olduğum icraatla bana eleştiri getirir mi? Tahammülsüzlük gösterir mi? Demiyor. Hani 5 yıl sonrasını düşünerekten herhangi bir hareket veya fiiliyat içerisine girmiyor. Bu ilçenin menfaatine olan siyaset baronlarının kabul etmeyeceği, kendi menfaatlerine olmadığı için kabul etmeyeceği ama halkın menfaatine olduğuna inandığı her türlü hizmeti, her türlü çalışmayı gayet şeffaf bir şekilde sosyal medyada başkanımız alenen paylaşıyor. Doğru mu? Doğru başkanım. Dolayısıyla her yapmış olduğu hizmeti şeffaflık ilkesi gelince paylaşan bir belediye başkanının özellikle kirli pazarlıklar içerisinde olduğunu kimse düşünemez. Kesinlikle öyle yani, bir şeye... Adalet, eşitlik, tarafsızlık, partizanlık yapmaksızın herkese, ilçemiz her türlü halkına eşit muamele bu 50 günlük süreçte belediye başkanımız tarafından görüldü. Bundan sonra ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bu manada da Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olmasından dolayı biz belediye başkanımızın her daim sonuna kadar arkasındayız. Teşkilatal olarak kendisine destek vermekten de son derece huzurluyuz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Kendisi bize hangi konuda belediye konusunda öncülük yapmak isterse biz kendisine her türlü desteği vermeye hazırız. Zaten kendisine şunu söyleyeyim. Bu gelenekten gelen bir şahıs olarak teşkilatlarla uyum içerisinde çalışan bir karakteri var. Asla tek başına karar almıyor. Almış olduğu tüm kararlarda istişare konusunu işletiyor. Bu bugün benim, yarın sizsiniz. Yapacağı hizmeti hani paylaşan bir belediye başkanımız başkanım var. Ama şöyle bir söylenti var işte. Evet. Tek başına karar alıyor, kimseye danışmıyor gibi de bir söylentiler var. Özellikle yani bu halk arasında demeyelim de siyasi çevrelerde. İşte ben yani bunu gerçekten duyduğum zaman çok şaşırıyorum. Gerek AK Parti ilçe başkanımızın, gerek tarafımın. Hatta ben şunu da duydum başkanım. Buyurun. Mesela sizin aranız kötü mü? Ömer başkanım yani onu bile duyduk. Arası çok kötü. Medine Hanım'la kavgalı gibi. Ben 2006 yılından beri Milliyetçi Hareket Partisi Kortili İlçe Teşkilatı'nda muhtelif görevlerde bulunmuş olan bir siyasi tecrübesi olan bir şahsım. Bu konuda pek çok siyasetçiyle karşı karşıya siyasetçiyle çalıştım. Yeri geldi belediye başkan vekilliği yaptım. Yeri geldi meclis üyelerinde belediye başkanlarımızla uyuşmadığımız noktalar oldu. Almış olduğu kararlarda karşı karşıya geldik ama biz bugüne kadar ben Ömer İşlek Başkanım'la herhangi bir konuda değil karşı karşıya gelmek gayet uyum içerisinde bir çalışma sergiliyoruz. Hatta kendisi bir teşkilat başkanı olarak bana bugüne kadar görmediğim bir saygı, aynı zamanda da görmediğim bir istişare çalışma sistemi uygulamakta. Bu sebeple kendisinden gerçekten biz hem teşkilat olarak hem de teşkilat başkanı olarak şahsım olarak çok memnunuz. Bu dedikodular benim de kulağıma geldi. Herkes soruyor. Herkes bunu mu umuyor acaba diye de merak ya, etmiyor değilim. Yani ama Medine yapılmış ev olarak ayrı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olarak ayrı olmak üzere Allah razı olsun Ömer İşlek Başkanım'dan bizler gayet uyum içerisinde bir çalışma sergiliyoruz, yürütüyoruz. İnşallah bu da devam edecektir. Bu manada fitneye, fesada, dedikoduya asla asla mahal vermeyeceğiz. Belediye başkanımız belediye işlerini gayet güzel yürütmekte. Biz de teşkilat başkanı olarak
teşkilat işlerimiz gayet güzel yürütmekteyiz. İki taraf da birbirine hiçbir şekilde müdahale etmez. İstişare noktasında iki taraf da gayet uyumlu çalışmakta. AK Parti ilçe başkanımız dahil olmak üzere Cumhur İttifakı olarak her türlü çalışmamızı gayet uyumlu bir şekilde yürütmekteyiz. Bu bize yeterli zaten. Başkanım, yine süremizin sonuna geldik. Ben arkadaşımız, Coşkun arkadaşımız. Ben son kez şeyi söylersem eğer, vatandaşlarımızın bu mübarek Ramazan ayında, başlangıçta söyleyemedim ama tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını en kutsi duygularımla temenni ediyorum, kutluyorum. İnşallah önümüzde bir Kadir Gecemiz var ve sonrasında Ramazan bayramımız var. Şimdiden de bu mübarek geceyi ve mübarek bayramımızı kutluyorum. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için en azından sizinle vasıtanızla vatandaşlarımızı hasbihal etmiş oluyoruz. Karşılıklı bir bilgilendirme yapmış oluyoruz. Buna da vesile olduğunuz için size şahsım ve teşkilatım adına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım. Bir de seçim tahmini tutan, tek gazeteciyim. Tek gazetecisiniz. Bu konuda bir tevazi değilim başkanım. Basının artık duayeni olmayı hak ettiniz. Estağfurullah başkanım. Geçmişteki zaten basın tecrübenizi en yakinen takip eden ve bilen bir kişi olaraktan bu seçimlerde de sizde ayrı bir duayen olduğunuz sizi de bu manada sırası gelmişken de tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Normalde başkanım biz de programımızı yarım saat diye 15 dakika 15 dakika iki bölümden planlıyoruz. Evet. Ama hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Bu bir bölüm daha uzatabilirdik. Çok da sıkmayalım evet, dedik yani. 3 bölüm yaptık, 4 bölüm de yapmayalım dedik. Yani gerçekten çok akıcı, vaktin nasıl geçtiğini bilemediğimiz bir program oldu, sohbet programı oldu. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, bize eşlik ettiniz. Efendim, gerçekten biz çok memnun olduk. Çok güzel bir sohbet oldu. Hakikaten hem açıklayıcı bilgilerin oldu. Yeni dönemin nasıl olacağının ipuçlarının verildi bir programımız oldu. Programımızın sonuna geldik. Tekrar bir sponsorlarımızı hem hatırlatmak hem de onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Adem Serbest ve Emre Serbest kardeşlerin şirketi olan Serbest Mühendislik, Makine Mühendisliği'ye çok teşekkür ederiz. Bizim programımızın ana sponsoru. Yine Gümüşhan Otel bize mekanını açtı, ortamı sağladı. Gümüşhan Otel'e de çok teşekkür ederiz. Efendim, gelecek hafta başka bir konukla tekrar sizlerle beraber olacağız. Gözünüz Korkuteli TV'de olsun, bizi izlemeye devam edin.